Şu bizim köylü kız. Ne yapıyorsun sen? Kahvaltı hazırlıyorum. Dolapta her şeyi bayatlamış. Şu köşedeki bakkaldan gittim de taze bir şeyler aldım. Çayı da koydum, demleniyor. Ben kahvaltı etmem. Ayrıca benim mutfağıma girmeden önce izin alman lazım. Üstündekileri değiştirdikten sonra istediğin zaman gidebilirsin. Döndüğünde seni görmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Bu kadar yeter mi? Kahvaltı yemezmiş. Zıkkımın kökünü ye. Bu ne köylü kızı? Bu ne? Tabanca. Bana lazımdı da. Yok ya, çok mu lazım? Niye dağıtmadın o zaman beynimi dün gece? Kimin için çalışıyorsun, konuş. Kimin tetikçisisin, söyle. Önce şu bıçağı indir. İndir şuraya koy. Aferin. Ben kimse için çalışmıyorum. Bak, işe geç kalıyorum zaten. Onun için fazla tartışmadan çekerim tetiği. Şimdi söyle, kim tuttu seni? Hadi anlat, öt bakalım, nedir hikayen? Hem sana daha iyi bir silah bulamadılar mı beni vurman için? Koskoca Memoli bundan daha iyisini hak ediyordur herhalde. Ya dedemin silahı o. Deden de neyi var neyi yoksa göndermiş. Önce torunu, kartpostalı, şimdi de silahı. Yakında bir de kamyon dayar kapıya. Bak kızım, dinle beni. Ben deliyim, tamam mı? Normal değilim yani. Hele sabahları bir acayip olurum. Dün gece nereden geldiysen geldin, kapımın önüne düştün. Acıdım, inandım sana, aldım içeri. Ama silah, silah başka iş. Ya bu silahın bana nereden geldiğini söylersin ya da ben seni... Kan davası. Ne? Hiç duymadın mı? Kan davası. Yok ya. Benim bildiğim kan davasında erkek çeker tetiği. Bizde erkek kalmadı, iş bana düştü. Bak, biraz daha inandırıcı yalanlar uydursan beni haklayabileceksin. Seni tutan adamlar sevinecek. Beni tutan bir adam falan yok. Açsana şunu. Zaten ben bunları sana niye anlatıyorum ki? Bu benim meselem. İşimi göreceğim, gideceğim. Öyle çok evinde de kalmayacağım. Ben polisim, biliyorsun değil mi? Ha, biliyorum. Bütün işim gücüm de senin gibi katil adaylarını yakalamak. Bunu da biliyorsun o zaman. Şimdi alırım seni içeri, görürsün gününü. Hapiste aklamak zorunda kalırsın düşmanını. Açsana şunu. Ya duymuyor musun sen beni? Topla pılını pırtını git. Zaten bir tek gelinlik var bavulunda. Başka bir şey alamadın mı yanına getirecek? Benim bulamadığım düşmanım kocam. Kocam mı? Tabii ya. Bir de kocan vardır senin. Şimdi o da çıkar gelir tüfekle filan. Nasıl olsa bari dede ona da vermiştir bir şeyler. Kocam benim kanlım. Dur bir dakika, dur. Sabah sabah başımı ağrıttın. Bütün gün geçmez şimdi. Hiç olmayacağım. Bıraktı kaçtı beni İstanbul'a. Onu bulursam var ya, ilk işim alnına silah dayamak olacak. Kim bilir ne yaptın adamcağızı. Ben ne yapacağım? Barış olacak dediler, savaş olmayacak dediler. Düğünler yapıldı, duvaklar takıldı, eğlenildi, gülündü. Sonra ne oldu? Meğerse namusumuza göz koymuşlar. Daha sabahına beni terk edip İstanbul'a kaçtı. Onu bulursam var ya, ağzına bütün mermileri boşaltacağım. Ya da benimle birlikte köye geri dönecek. Evimize. Şimdi anladım bavuldaki gelinliği. O gelinliğe kan bulaştı artık. O yılanın soyu benimle eğer... Gelmeye karar verirse gelinliğimi giyeceğim, köyün meydanından öyle yürüyeceğim. Ya da o gelinlik kefenim olacak. Neyse, sen yine de köyüne dön. Buraları sakat yerler. O eti bir bulayım, göstereceğim ona gününü.
Peki tamam. İyi şanslar o zaman sana, tamam mı? Tanıştığımıza memnun oldum. Hayırlı olsun. Benim kapımı bir daha çalma da ne yaparsan yap. Hadi eyvallah. Çıkarken kapıyı çekersin. Bahri dedeye de selam söyle. Dün gece söylemiştin ama unuttum. Neydi senin adın? Zeyna. Sen yine de köyüne dön Zeyna. Buraları sana göre değil. Kurda kuşa yem olursun. Ben çoktan kurda kuşa yem oldum bile. Ama onların midesine oturacağım. Kan kusacaklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.